Merhaba, bir düşünsene podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün tatil hakkında konuşacağız. Aylardan Temmuz, herkes sıcaklardan bunalmış, kendini denize atma peşinde. Hatta şanslıysanız şu an bizi tatil yaparken bile dinliyor olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki tatil hayaliyle diyelim. Haydi o zaman bu kavramı biraz irdeleyelim. Tatil kavramı ne zaman hayatımıza girdi? Aslına bakarsanız bu çok da eskiye dayanan bir şey değil. Son 200 yıl boyunca gelişmiş. Eskiden sadece varlıklı insanların de deneyimleyebileceği bir lükstü. 19. yüzyılın başlarındaki ilk tatilciler halkları için uzaklaşan seçkin insanlardı. Daha sonrasında işten kopma kavramı periyodik olarak orta ve işçi sınıf arasına kök salmıştır. Sanayi devrimiyle insan yaşamını en üst düzeyde etkilemeye başlamıştır. Çalışma hayatının insan yaşamında önem kazanmasıyla birçok kavram oluşmaya başlamış olup, boş zaman ve tatil kavramları çalışma hayatının karmaşıklaştığı bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu da şunu gösteriyor ki boş zaman dediğimiz şeyler, hafta sonlarımız vesaire, özünde çalışanların dinlenip güç topladıktan sonra yeniden işbaşı yapmalarını sağlıyor. Kapitalistler için, yani işveren için zorunlu olarak yitirilmiş bu süre aslında işin vazgeçilmez bir parçası halinde. Baktığın zaman asıl olanın iş olduğunu ve her şeyin ona göre düzenlendiğini görebiliyorsun. Bu yüzden işin bu serbest denilen bölümünde insanlar işi unutmak, streslerini atmak için tatile gidiyorlar, eğlenceler ve çılgınlıklar yapıyorlar ve sonunda tekrar işe dönüyorlar. Ve bu eğlence sırasında da işten kazandıkları paraları harcıyorlar. Burada şöyle bir şey var, o kadar çalışıyoruz, harcamayalım mı yani diye bir soru çıkıyor ortaya. Orada da tabii ki de harcayacaksın. Zaten sistem bunun üzerine kurulu. Senin harcaman, onu tüketmen bunun üstüne kurulu. Sermaye dediğin şey iş zamanıyla boş zamanı birbirinin karşısına koyuyor ve onları birbirinin tamamlayıcısı haline getiriyor. Evet, iş ve tatil arasında zamanla bir ilişki olmaya başladı ve bununla birlikte tatil hakkı daha sonraki yıllarda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tavsiye kararları içinde yer aldı. Görüyoruz ki tatil kavramı bir ihtiyaçtan dolayı hayatımıza yer etmiş. Bu da dinlenme, yenilenme ve deşarj olma ihtiyacı. Düşündüğümüzde bize olumlu duygular çağrıştıran bir şey. Aslında biz temel olarak ikiye ayırdık. Dinlenme tatili ile seyahat gibi. Çünkü birinde dinleniyorsun, rahatlıyorsun ama seyahatte daha aktif bir süreçtesin. Yeni yerler keşfederken bir şey yapma peşindesin. O yüzden belki seyahat için farklı bir bölüm çekeriz ama bu bölüm daha çok dinlenme ve rahatlama tatilleri üzerine olacak. Bir de şey de var, herkesin dinlendiği yer ve dinlendiği ortam farklı. Hani nasıl bir yerde rahatladığını de bilmesi gerekiyor kişinin. Nasıl bir tatil istiyorsun? Tamam, tatile gitme ihtiyacımız var, hepimiz sıkıldık, yorulduk, değişiklik istiyoruz ama hani gittiğimiz yerleri seçerken bize en uygun olan şeyi seçebiliyor muyuz? Yurt dışına bir tatile mi gitmek istiyoruz? Deniz kenarında sessiz bir kasabada zaman geçirmek mi istiyoruz? Yoksa böyle kalabalık bir mekan olsun, dans edelim, içip eğlenelim tatili mi? Ya da doğa turları mı? Hani bunu seçmek de önemli bir bölümünü oluşturuyor bence. Bence de aslında bu en temel şeyken bunu çoğu zaman atlıyoruz. Tatilin kötüsü olmaz mantığıyla klişe tatiller yapıyoruz. Ama o an neye ihtiyacımız olduğu da aslında büyük bir soru. Sen diyelim ki çok aşırı çalışan bir insansın ve senin dinlenmeye ihtiyacın varken sen işte sürekli bir gece hayatı olan ya da böyle bir yere gittiğinde o dinlenmeyi vücuduna vermiyorsun. O zaman tatilden alacağın verimliliği yaşayamıyorsun. Yani o an senin neye ihtiyacın var? Sakin kalıp dinlenmeye mi ihtiyacın var? Yoksa belki de hayatın sakin, monoton, gıcık ilerliyor. O zaman da böyle biraz farklı bir tatile ihtiyacın olabilir. Neye ihtiyacın var? O önemli bir soru. Önce bunun sorunun cevabını alıp ona göre bir plan yapmak aslında daha doğru. Ama hepimiz yani zaman zaman bu klişe şeylerin bayram tatili, hemen gidelim otelde tatil yapalım zaman gibi geçirelim, hiç düşünmeden oluşturulmuş tatil planlarını atlayabiliyoruz. Kesinlikle. Ya da mesela diyelim ki yurt dışı turuna katıldın, bir kültür turuna. Hani sana sürekli orası böyle, burası şöyle diye böyle sürekli bir bilgi akışı var. Ama sen halbuki sadece uzanmak ve denize girmek istiyordun. Hani bu seçimi yapmak da önemli. Ve mesela aslında o klişe tatillere gidiyoruz ve çok da isteyerek gidiyoruz. Mesela otele gideyim yazlık bir bölgede. Yani hayalimizde böyle yazın gideceğim, kalacağım, küçük
sıcak, deniz kenarında bir kasaba, işte şehir yaşantısından, kalabalıktan uzak olacağım hayalleriyle gidiyoruz ama sonra genelde özellikle bayramsa falan sahil kalabalık oluyor, bir sürü insan her yer vıcık vıcık. Hani sanki böyle şehirden kaçmaya gittiğimiz yere şehir de bizimle birlikte kaçmak için geliyor ya. Evet, yanımıza oraya sürüklüyoruz o insanları. Evet, hani sen orada bir hamağa oturayım, bir denizde böyle sakince yüzeyim istiyorsun ama bir gidiyorsun plaja şemsiye koyacak yer arıyorsun bilmem ne. Ya bir de işin bütçe kısmı var. Her yer daha kalabalık oluyor. O yüzden de dediğin gibi dinlenemiyorsun. Ya da burada hala risk var, buna değecek mi? Maskenle dolaşacaksın mesela şu an, bir de daha da zorlaştı. Maskenle evet. Bir yere gidiyorsun, tamam bir süre sonra alışıyorsun ama hani sahile yürüyüp gelmek bile sıcakta çıkılmaz. İşkence yani. Oluyor. Çok fazla şey var. Bunun kararını vermek bile bir stres kaynağı. Hani rahatlamak için uğraşıyorsun. Aynen. Ama... Mesela ilk düşünüyorsun, kiminle gideceksin? Arkadaşınla mı gideceksin? Ailenle mi gideceksin? Evet. Sevgilinle mi gideceksin? O kişilerle ulaşıp böyle organizasyon yapmaya çalışıyorsun. Ondan sonra neyle gideceksin? Araba mı kiralayacaksın? Uçakla mı gideceksin? Onu düşünüyorsun. Nerede Evet. kalacaksın? Bir de ulaşım yoksa mesela, atıyorum ehliyet yoksa, araç yoksa, bir otobüste başlasanız yolculuğa, gitseniz bir otele. Yani düşünülmesi gereken şey var. Ve hep şu soru işareti var. Hani evimde otursaydım daha mı iyiydi? Daha mı iyiydi? Klima altında. Klima altında hiç bunlarla uğraşmadan. Evet, yani otobüse bindiğin an pişman olabilirsin. Yani nereden geldim? Aynen. Bir de mesela hayal kuruyorsun. Diyorsun ki oraya gideceğim, denize gireceğim, işte her şey çok güzel olacak. Böyle biraz beklentimiz de oluyor ve hani bunu karşılamak da zor aslında. Çünkü mesela geçen arkadaşım işte Alaçatı'ya gitmişler. Ya bir mekana girmişler. Yan tarafa böyle abuk subuk insanlar oturmuş. Bütün gece gürültülü gürültülü konuşmuşlar. Böyle hanzo erkekler böyle çok böyle haşır neşir olmuşlar falan. Hani o rahatsız gecemiz mahvoldu. Evet. Evet. Hani bunları da göze almak gerekiyor. Böyle tatsızlıklar çıkabilir. Hani beklenti çok yüksek olursa bunlarla hayal kırıklığı daha fazla oluyor. Mesela hava kötü olabilir. Gittin denize gireceğim, yaşasın işte bir hafta falan. Bir bakıyorsun 3 günü yağmurlu. İşte bunlarla da çok takılmadan yine de o güzel anları tadını çıkarmaya çalışmak lazım herhalde. Evet. Yani bir sürü önümüzde bir sürü soru var ve anket doldurur gibi beynimiz adım adım bu soruları işliyor ve kendimize bir tatil paketi, bir düzeni yaratıyoruz. Peki bunu yaparken verdiğimiz kararlar bize uygun kararlar mı? Yoksa medya algısı, birilerinin hadi gaza getirmesi vesaire mi? Ve bunun için harcadığımız para, zaman ve enerjinin karşılığını her seferinde alıyor muyuz? Tatilin kötüsü olmaz diye bir şey var mı? Yoksa olur mu? Ya bir de şey de var. Şimdi sen en güzel tatili bile planlasan mesela, her şey güzel tıkırında bile gitse, birlikte gittiğin insanlar da çok önemli. Bunu bilemiyorsun işte. O tatilde yani hayat gibi kötü de çıkabilir, iyi de çıkabilir. O yüzden mesela diyelim ki çok güzel planladın, heveslisin, arkadaşlarına gittin. Ama birinin arasında bir tatsızlık çıktı ve bölündünüz, kavga çıktı, bir şey oldu ya da biri hastalandı. Yani bunları kontrol edemezsin. Belki sen her şeyi böyle kusursuz planladın. Ama miden falan berbat, başın çatlıyor. Hiçbir şeyden keyif almazsın yani. Gitti. O kadar kontrolümüzde olmayan şey varken bu kadar çaba bir ironik bir şeye dönüşebiliyor yani bazen. Çılgınlık yani. Yine kumar oynuyorsun. Risk, kumar orada. Oynamak gibi. Aynen. Hadi bunu da yapıyoruz. Umarım iyi çıkar, bu sefer olacak gibi. Mesela anlık verilen tatil kararları, bir de önceden planladığın tatil kararları. Önceden planlarsan İyi çıkma olasılığı daha yüksek. Çünkü daha çok düşünülmüş ama onda da beklenti çok yükselebilir. Hani ama spontan olunca hani kötü çıksa bile zaten çok bir şey beklemiyordum der miyiz acaba diye düşündüm şimdi. Spontane olursa da her şey kötü gidebilir. Hani hiçbir şey planlamadığın için. Bilmediğin bir yere gittiğini düşün mesela bir anda. Evet. Yani şans. Mesela ben şey okudum. Diyordu ki genelde tatilin ve mutluluk oranlarının şöyle bir oranı var. Mesela tatilin nasıl en fazla fayda alabiliriz gibi. Şöyle bir araştırma yapmışlar işte. Sonucunda da eğer tatili önceden planlarsan o tatilin varlığı bizim stresimizi azaltıyormuş. Yani mesela başına kötü bir şey geliyor. Var stresli bu, var. Bir olay. Ve zor bir gün geçirdin. Söylüyorsun ki ya oh, en azından bak
tatile gideceğiz, çok güzel bir tatile gideceğim deyip bu kesinlikle var. Gününde, ben buna inanıyorum. Ben de çok inanıyorum. Bakınız ben şu an Erasmus var diye her şeyi sağladım. Hiçbir şeye üzülmüyorum. Kaygı seviyesi sıfır. Yani ve yılı sonundaki bir plan bile olsa diyorsun ki bir planım var yani. Aynen. Yaşamaya devam edeyim. Hani o tatili önceden onun varlığı insanın stresini azaltıyor. Ya şaka gibi diyor ki o ama en azından ben o tatil var ya. Böyle dayanak noktası gibi. Evet, güç kaynağı. Hatta bir de erken rezervasyon daha uyguna geliyor. Ha, ben hani de hem psikolojik olarak iyi hem cebine daha iyi. Yani güzel bir şey. Güzel yani şey diyordu. Tatili önceden planlama süresindeki mutluluk daha çok artırıyormuş. Hani sonrasındaysa hani. Yani tatiller mevsimlere göre bile değişiyor. Yaz tatili, kış tatili. Bizim mesela yazın gideceğimiz yerler belli, kışın belli. Fanatikler de var. Böyle Çeşmeciler, Bodrumcular, işte Marmarisçi, Kaşçı, kimisi Antalyacı. Mesela ben Antalya dışındaki her yere gittim sayılır ama Antalya'ya gitmedim. Çünkü havasından dolayı çok nemli duyuyorum. Hatta bir de Kıbrıs'a hiç gitmedim. Çünkü ikisi çok fazla sıcak ve o nemi çok hissediyormuşsun. O yüzden mesela onlara gitmedim. Ama diğerlerinin hepsi güzel bence. Ben Antalya'ya iki kere gittim, kaldım. Havası nasıldı? İlk gittiğim, ya ikisinde de çok sıcaktı mevzide. Şeye de gittim, işte Antalya, Mersin. Mersin de Antalya ile hani yan yanalar zaten. Orası da aşırı aşırı sıcak oluyor. Hani gündüz bir şey yapmıyorsun. Ya denize giriyorsun. Ama gerçekten çok güzel koyları var. Ve böyle açık. Güzel de işte şeyde de var koylar. Fethiye falan. Gibi. Muğla mı? Fethiye, Muğla, işte Marmaris. Orada da güzel koylar var. Evet, yani illa o kadar nem sıcak çekip ta oraya kadar İzmir'den gitmek. Bir de şey var. Mesela sıcak deniz mi seviyorsun, soğuk deniz mi? Mesela daha böyle kuzeye doğru Altınoluk, Ayvalık ya da Çanakkale tarafları, oralar, Küçükkuyu vesaire bayağı Assos ünlü. Oraların denizi daha soğuk oluyor. Ben de gittim. Ama oralar bence denizini daha soğuk çok oluyor. Hatırlayamıyorum. O kadar soğuk muydu, sıcak mıydı? Antalya'da girmedi. Antalya'nın suyu hani hep derler hamam suyu gibi diye. Ha. Giriyorsun ve su sıcak yani. Yani benim girdiğim en sıcak su Çeşme Ilıcan'ın suyu. Yani ondan daha sıcak suya girmedim. Çeşme de daha sıcak. Mesela Foça çok soğuk oluyor. Foça biraz daha bize sakin bir yer geliyor. Sakin canım. O yüzden sakin. Orayı tercih ediyoruz. Seferisar yani mesela falan da sakin. Yani önümüzde çok seçenek var. Yani ülkemiz gerçekten tam bir tatil yeri. Bir sürü seçenek var. İstediğini seç yani. Tabii Marmaris'in sahil yolu çok kalabalık oluyordu. Ama Kaş çok sakin. Zaten otel olarak da hacmi çok küçük. Marmaris'te çok fazla otel var. Mesela Kaş'a gittiğimde çok daha keyif almıştım. Ama işte şeyle de alakalı. Böyle çok insanı seviyorsan hani böyle Marmaris gibi bir yer seni daha mutlu eder. Ya şeyi hatırladım ben de. Biz Fethiye'ye gitmiştik işte Ölüdeniz'e. Mesela ben Ölüdeniz'i sevmiştim ama çok kalabalıktı. Ben öyle mesela genelde sahilde gittiğim yerlerde eğer çok kalabalıksa o kadar hoşuma gitmiyor. Sonra geçen senelerde yine Fethiye'den geçerken bir tane koy bulduk. Küçük bir koydu. Bir koyu mu ne öyle bir şey. Duyulmamış bir şeydi yani. Ve 4-5'ti saat. Hani geç saatte girdik. Ve böyle de bomboştu ve ben orayı o kadar beğenmiştim ki. Keşfediliyor o koylar ya. Mesela ben işte Alaçatı'da yaşarken o delikli koyu sadece Alaçatılılar biliyordu. Şimdi kaç sene önce bundan? 5 sene önce. Şu an beni Alaçatılı arkadaşlarım götürüyordu ona, böyle yolu falan zor buluyorduk. Şimdi en son gittiğimde şok içine girdim. Çünkü herkes oraya kamp yapmış. Hatta gerçekten böyle büfe karavanı falan koymuşlar. Bir de delikli koyun suyu çok soğuk. Geçen sene Urla tarafında işte oralarda da güzel koylar var ya. Demirciler var. Evet, demirciler var. Yani oraya gittik. Boştu. Birileri yoktu mesela. Babamlar oranın bu sene gitmişler. Soğuk. Aynen, babamlar işte bu sene gitmişler. Orayı işletme kapatmış. Giriş 100 lira falan demişler. Aynen, normalde ücretsiz. Her yere şey yapılıyor ya. Böyle şeyler yapılıyor her yere. Aslında tatilde gittiğimizde eğleniyoruz, dinleniyoruz. Mekan değişiyor. Çevremizden, monotonluktan falan uzaklaşıyoruz. Ve bence insanlar tatile gitmeyi şey yüzünden de çok seviyor. Kendini özgür hissediyor. Her yeri bir süre sonra tanıyorsun ya oturduğun yerde. Kendi bir türlü özgür hissetmiyorsun. Sürekli insanlar gözü üstünde gibi vesaire. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Ve alışkanlıkların olmuş oluyor zamanla. Ve tatile gittiğinde bu alışkanlıklarından kopmuş oluyorsun. Monoton
şeylerden uzaklaşmış oluyorsun. O beyninin otopilotta yaptığı şeyler. İşte yeni bir manzara, yeni sokaklar, her şeye daha meraklı gözlerle bakmaya başlıyorsun. İşte rüzgarın burnuna getirdiği farklı kokular oluyor. Yani bunlar insanı tazeleyen şeyler bence. Bence de. Ya resmen yeni anılar topluyorsun. Güzel anlar topluyorsun. Sen de demiştin ya, gözlerini kapattığında o sahneler aklına geliyor. O biriktirdiğin güzel anlar tatilde. En basitinden denizin resmi aklına gelir. Ya da o sıcak kumun hissini hatırlıyorsun. Orada iyi hissettiğin anılar hep birikmiş oluyor. Aslında bu güzel anıları fotoğraflamak, onları tekrar izlemek, videolara bakmak tekrardan ve eve döndüğünde onları görünce hep sana bir mutluluk kaynağı olarak kalıyor. Çünkü orada sen farklı bir şey deneyimledin. Normal hayatından, akışından çıktın ve güzel anılar biriktirdin. Yeni şeyler denedin belki ya da işte dinlendin. Ve o hep senin hatıranda kalıyor yani. Evet evet. Her gün aynı monotonlukta bir şey yaptığımızda, gözümüzü kapattığımızda o günler, mesela o günlerden yüzlerce yaşasak bile bir tanesi zor aklıma geliyor. Ama tatilde farklı bir şey deneyimlediğin için böyle hafızanı tekrar çağrıştırmak çok daha kolay. Zaten monotonluğun insan beyninin öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampüste bir süre sonra olumsuz etkilediği söyleniyor. Yani sürekli monoton bir yaşam hipokampüsü küçültüyor. Monotonluktan çıkmak beynimize de yararlı aynı zamanda. Normal vücudumuza zarar veren şeyleri zaten hepimiz biliyoruz. İşte sağlıksız beslenmek, spor yapmamak, sigara içmek vesaire. Ama aslında bize zarar veren, sağlığımızı etkileyen çok büyük bir şey de stres. Stresi atmamızı sağlayan bir şey tatil. O yüzden aslında tatile gitmek bir yandan sağlığımız için de iyi olabilir yani. Çünkü orada sen vücudunun o bütün sene maruz kaldığı stresli etkilerden arındırmış oluyorsun bir nevi. Sağlığını da iyileştirici bir şey olabilir. Mesela her yıl çalışmaya en az bir kez ara vermiyorsanız uzun süren stresli dönemlerin kalp problemlerini tetiklediğini bilmelisiniz diyor okuduğum bir yazı. Uzun çalışma saatleri, saatten fazla çalışan insanların %40 daha fazla kalp rahatsızlığı riskine sahip olduklarını çıkarmış. Mesela tatil günlerini kullanım oranları. Mesela herkesin atıyorum 25 gün tatili var yılda. 25 gününün 25'ini de tatil için kullanamıyoruz ki, başka işler çıkıyor, hastalık oluyor vesaire oluyor. Yani o görünenin de azında bir tatil yapıyoruz aslında. Çok daha azı gerçekten rahatlamak için. Mesela bir başka örnek daha var. Bir çalışma yapılmış. 3 nesil boyunca kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini araştırmışlar ve çalışmanın bazı sonuçları tatil yapmayı birkaç yıl atlayan kişilerin kalp krizi riskinin %30 arttığını göstermiş. Yani kalple tatilin böyle ilintili olduğunu ben mesela bilmiyordum. Yani kardiyovasküler sistemin üstünde en büyük etkilerden birisi stres. Stresi azaltan şey de tatil. Mesela insanlar tatil sırasında kendilerini daha sağlıklı hissediyorlarmış. Daha iyi bir psikolojide oluyorlarmış. Gerginlikleri azalıyor. Bir de aslında şu da var. Birlikte gittiğin kişi de çok önemli. Mesela çok kötü bir yere bile gitsen yanındaki kişiler hani biraz takmıyorsa sen de biraz takmazsın. O olumsuz olaydan etkilenmezsin. Ya da dersin ki bak bu da olumsuz bir anı oldu. Hani artık bunu da herkese anlatırız dersin mesela. Malzeme çıktı bana. Aynen, malzeme çıktı, anlatacak hikayemiz oldu bile dersin yani. Ya bir de tatile mesela biriyle gitmek o kişiyi çok iyi tanıman da bayağı bir etki yapıyor. Eğer birini daha yakından tanımak istiyorsan bütün özelliklerini, böyle fragman gibi yıllarca keşfedeceğin özelliklerini, böyle bir haftalık bir tatilde belki bir kısmını görebilirsin. Bence doğru. Mesela ne kadar toleransı var? Bir de sen tatilde nasıl bir tipsin? Böyle illa benim dediğim olsuncu musun, yoksa her şeye uyan bir tip misin? Ortası bir sürü mı? Şeyi, evet. Ortası mı? Bir sürü şeyini de öğreniyorsun yani. De şey diyelim, hani bir film önerelim. Tatil diye bir film var. Eski evet. Bir film, bayağı eski. Hatta Netflix'ten falan da izleyebilirsiniz. O filmde böyle hatırladığım kadarıyla iki kişi böyle hayatına bir tatile ihtiyaç duyuyor, iki tane kadın. Ve internetten böyle ev değiştirme programı gibi bir şey var değil mi? Öyle evet, bir şeye giriyorlar. Evet, birbirlerinin evinde kalıyorlar. Ve farklı şehirler, farklı ülkeler bile olabilir. Farklı ülkelerdi sanırım. Farklı ülkeler, aynen. Oradan internet üzerinden İşte evlerini değiştirme yöntemiyle
Biri onun evine gidiyor, biri diğerinin evine gidiyor. Ve ikisinin hayatı birbirinden çok farklı. Bir tanesi böyle mütevazi bir ev, böyle bir taşrada, böyle doğanın içinde tatlı bir taş evi. Bir tanesi böyle ultra lüks, çok havalı bir ev. Yani ikisi birbirinden çok zıt ve orada yaşayan insanlar da aslında iki kadın da birbirinden çok zıt karakter. Ve birbirlerinin evine gidiyorlar işte. Ve ikisi de İlk başta bir bocalıyorlar. O gerçi o lüks olan diyor ne güzel ev falan diyor da diğeri daha çok bocalıyor. Taşra hayatına evet, giden zengin şey bir kız. Aynen. Mesela ikisi de birden bütün alışkanlıklarını geride bırakıp çok farklı bir ortam, çok farklı bir iklim, çok farklı bir ülkede hayatta kalmaya çalışıyorlar ve onlara ne kadar iyi geldiğini filmin sonlarına doğru görüyorsun. Yani ikisi de yeni insanlarla tanışıyor, kendinin farklı yönlerini deneyimliyorlar çünkü o kendilerinin o yönlerine hiç giden yollardan geçmiyorlar çünkü hep aynı alışkanlıkları sürdüre geliyorlar. Çok farklı yani o film mesela izlemediyseniz zaten eski belki çoğu kişi izlemiştir ama bir daha da izleyebilirsiniz. Mesela oradan tatilin aslında hayatımızda neler yaptığını direkt gözlemleyebiliyoruz. Aslında tatilin böyle çok güzel etkileri var. Hani bu kesin ve hepimizin aklında da güzel şeyler çağrıştırıyor. Ama maalesef hayatımızda tatil diye bir kavram var, bir de iş diye bir kavram var. Hani bu ikisi birbirinden çok ayrı ve günlük hayatımıza tatili çok da uyarlayabilmiş sayılmayız bence. Hani genelde kafamızda tatil deyince apayrı bir zaman, işte atıyorum yılda 10 gün, yılda bir hafta gittiğimiz bir yer şeklinde geliyor. Aslında evet. Şey çok güzel olurdu mesela, hani tatili biraz daha bu tatil ve iş ve günlük hayat arasındaki o çizginin keskinliği biraz azalsa, hani hayatımızda biraz daha tatil gibi olsa, bu çok güzel olurdu bence. Sence? Aynen doğru diyorsun. Yani ve zaten bu gitgide popülerleşen bir algı bence. Hani mesela belli bir maddiyat seviyesinin üstünde olan insanlar çok az çalışıp full hayatlarını böyle tatil gibi yaşayıp bunu mesela gösteriyorlar vesaire. Dediğin gibi tatil eşittir yıllık izin gibi bir tablo var. O dediğimiz tüm güzel o anılar şeyler hep küçücük bir kutuya sıkıştırılmış gibi oluyor. Ama o kutuyu biz böyle döksek ve bütün eve yayılsa daha güzel olur. Yani mesela bir tane şey izlemiştim. Video plaja gidiyor. O şezlonga uzanıyor. Diyor ki aylarca çalışmam, aylarca plan yapmam, işte o insanlarla o insanları organize etmem vesaire, işte uygun ortamı oluşturmam falan, para biriktirmem, böyle bilmem ne. Aslında her şey şu an için. Yani tek o an. Hani o şezlonga uzandığın ve denizin maviliğine baktığın o an için birkaç aydır bir şey yapıyorsun. Yani o küçücük an için bir sürü fedakarlık yapmışsın ve o an için. Ben de o anı bütün hayatına taşımak ve tatili bir yaşam biçimine getirmeyi çok savunuyorum. Hatta buna ilk ailem savunuyor tabii, ben daha küçükken. Hani neden yılda işte şu kadarcık günlük böyle bir şey yapalım? Neden bunu bir hayat biçimi haline getirmeyelim falan gibi fikirler ortaya çıktı. İlk küçükken böyle şehir merkezinde yaşıyorduk işte İzmir'de. Ondan sonra bu düşünceler falan olunca artık İzmir'in tarihi kasabalarına sıçramaya başladık. Urla'da Çeşme altına falan taşındık. Hani dediğimiz gibi gözümü kapattığımda aklıma gelen anlar mesela. Arla'da koşturup ağaçlara tırmanmam, köpeğim falan. Mesela okuldan çıkıyorum, okul çıkışı işte eve geliyorum, işte üstümü değiştiriyorum falan. Köpeğimi alıyorum bahçeden, işte sahile gidiyorum. Sanki tatilde köpek gezdiriyormuşum gibi ama aslında o sıradan bir okul günüm benim. En sevdiğim şey de zaten kışını daha çok sevmek. Çünkü bütün o tatilciler gidiyor. Hani gidin artık, burası bize kalsın. O kadar böyle kimse yok. Yani tatilde olmadığını ancak şeyden anlıyorsun. Yani sorumluluklarına, yarın okula gitmen gerekiyorsa evet, tatil değil oluyor. Ondan sonra Çeşme, Alaçatı'ya taşındık. Annem oraya tayin istedi. Yani herkesin yazın gittiği yerde full yaşamak. Yani orada da Alaçatı mesela çarşısı. Kışın bomboş ve benim okulum Alaçatı'daydı, lisem işte. Ve Alaçatı çarşısına bir dakika mesafede falan. Çok ondan güzel. Sonra arası geliyor yemek vakti ve gidiyoruz Alaçatı çarşıda yemeği yiyoruz ve orada bütün o ünlüler yaz tatilini yaptığı planda biz yemek yiyoruz her öğlen. Havalar yeni yeni ısınıyor. Tam böyle Haziran gelmemiş, okullar da tam kapanmamış yani böyle Mayıs falan. Hatta Nisan. İşte lisedeyiz, lise ortamı. Bakıyoruz diyoruz ki işte devamsızlığın var, senin var mı? Var. O zaman hadi
gidelim Ilıca'ya, denize girmeye. Yani çok böyle güzel. Çok şey oluyor. Daha kolay hayat. Hayat tatil daha kolay. Daha yani kolay. İlla böyle bir şey beklemiyorsun. Hani yaz tatili gelsin de tatile gideyim falan diye öyle bir şeyin yok. Her zaman o senin elinin altında ya da işte yaz geldi şimdi nereye gideceğim planı, işte ona bütçe ayırayım planı ya da işte kimle gideceğim planı yok. Yani her şey böyle birbirine karışmış halde. Bir de bence şey de çok güzel. Yani giydiğinin önemi yok. Nasıl göründüğünün önemi yok. Hani böyle tatile gidersin, istediğini giyersin ya, rahat olursun şehirde giydiklerin. Evet. Hani bu burada giyilmez dediklerin vesaire. Evet. Bahçen var. Bahçenden bir şeyler topluyorsun. Denizden gelmişsin. Duşunu almışsın. İşte orada bir de denizi seviyorsan mecburen bunu yapacaksın. Evet evet. Aklıma bir de şu geldi. Ama şöyle bir şey. Şimdi benim karakterim ve ailemin karakterine bu konsept çok uyuyor. Çünkü hepimiz sakin insanlarız. Mesleklerimiz arasında kalabalık AVM ya da kalabalık bir konser, işte çok fazla çevre ya da öyle şeyler yok ya da ne bileyim sansörlü bir gökdelende oturmak gibi bir hayalimiz yok. Öyle kafada değiliz yani. Nasıl insan olduğun çok önemli. Şimdi hatta bazıları diyor mesela, yazın geliyorlar bize, diyorlar işte ben burada kışın sıkılırım. Öyle insanlar var. Sen değilsen de hani böyle bu kadar sakinliğe alışan, bu kadar kendi kendine olmaya alışan, bu kadar doğayı seven bir insan değilsen, o zaman çok sıkıcı ve saçma olabilir bu. Yani herkes uymayabilir. Monoton olabilir fazla mesela. Evet yani burada ne işim daha var? Ben buraya niye geldim? Her şey şehirde kaldı. Kimlikler, arkadaşlar, kafeler. Etkinlik. Orada kaldı. Ben burada ne yapıyorum? Çünkü kendini biraz izole etmiş oluyorsun. Çünkü insan sayısı az. Aktivite sayısı az. Bunlar sana uyuyor mu? O da önemli. Şimdi ben ve ailem bu kafadayız. O yüzden çok mutluyuz bundan ve böyle sürdürmeye çalıştık hep. Ama böyle değilsen diyorsun ki hani ne yaptım ben? Bir de hani şey de var, iş bulma olanağı da farklı olabilir. Çünkü her sektörde geçiş yapamıyor yok, oraya. Aynen. O yüzden ne işte çalışıyorsan değer mi işin eğer değiştireceksen o yaşam için değer mi? Yani nasıl birisin? Bunlar da çok önemli şeyler. Bence de. Bir de o gittiğin yerin şehire yakınlığı da, hani mesela şehre çok yakınsa bunlar sorun olmaz. Etkinlik vesaire olduğu zaman gidersin. Ama hani daha uzak, böyle daha da izole bir yerse mesela. Evet. Bir saatlik yolda geliyordum, alışveriş mi yapıyordum, geri gidiyordum. Normalde zaten şehrin içinde de bir yere gideceksen yine bir saatini alıyor. Ama mesela şu an Bodrum'da yaşıyorum. Buradan mesela İzmir'de bir işimiz olduğunda ya da acil bir şey çıktığında gitmek daha zor. Artık 4 saat oluyor. Evet. Bodrum'un da şu avantajı var. Çok gelişmiş olduğu için AVM ve bir sürü şey var orada. Birçok seçenek var yani. O yüzden ihtiyaç da duymuyorum. Ama mesela böyle yazlık yerleri de gitgide kalabalıklaştırarak gitgide yeni yerler keşfetmemiz gerekecek. Daha fazla artacak o his. Mesela Bodrum yazın çok kalabalık oluyor mu? Mesela Bodrum merkezde yaşıyorsan daha böyle hareketli bir yer. Ama mesela benim oturduğum yer daha şey yani. Sen gide en yalnız insan. En huzurlu, kalabalıktan uzak köşe Bodrum'un da neresi? Şey, daha sakin. Aynen. Oraya yerleşelim. Çok güzel, boşluğuna doğru sakinlikte süsleyelim. Evet. Aynen, bu arada şöyle tavsiyem olsun. Mafan gelirseniz Gümüşlü'ye kesin gelin. Yani Gümüşlü'nün o sahil kenarını bir gidin. Böyle anlatınca güzel gelen bir şey deneyimleyince o kadar güzel olmayabilir. Çilik tipi de çok önemli. Evet. Bu bölümde tatili konuşmuş olduk. Bize düşündürdüklerini paylaştık. Umarım eğlenmişsinizdir dinlerken. Kafanızda bir şeyler düşünmüşsünüzdür. Hatta sizin de önerecekleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Instagram adresimiz bir düşünsene. Twitter'dan da yazabilirsiniz. Orada da bir düşünsene kullanıcı adıyla varız. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.